Merhaba, iyi haftalar. EKG günlük grafik. Geçen hafta 3 Şubat'ta galiba video çekmiştim. Bir saniye. 3 değil de pazara denk geliyor. 1 Şubat giderken yani 2.50, orada direnç takip ediyorduk 2.50. Pazartesi günü 2.50 civarına geldi. 2.54 olarak çizmiştim ben. Bir bant, o banttan tekrar satış yediğini gördük EKG'nin ve yani ikili tepe aynı zamanda oluşmuş oldu. Dip gelir mi bilmiyorum arkasına. Yani o çok iddialı bir şey şu ortamda dip gelmesi, ama tabii sert bir habere dayalı böyle bir savaş haberleri şu bu olursa oraya dikkat etmek lazım, oradaki kırılıma. Daha önce satın alındığı yere geldi. Yani 2.25'lerde burada alıcılar ortaya çıkıyor bir zamandır. Şöyle bir göstereyim. Tabii şimdi şey de var. Yani bilanço verdim vermedim bilmiyorum da. Zannediyorum vermemiştir. Yani beklentiyle falan, bilanço beklentisi falan bir tutunmaya da neden olabilir burada. Neticede bizim bakmamız gereken şu teknik analiz çerçevesinde 2.25 civarlarında alıcı geliyorsa bu gördüğünüz yayılım, sağ yayılımın devam etmesi beklenebilir. Tekrar 2.25, arkasından 2.35 takip ederiz. 2.35'in üstüne bir hareket varsa alıcılar ya, yani orada günlük bir mum kapatırsa arkasından tabii 2.50 direncine bakarız. EKGO da tamamen bir yatay alan böylelikle oluşmuş durumda. 2.25 kırılıyorsa o tehlike. 25 kuruş bir derinliği var bu alanın. Dolayısıyla 2 lira majör desteğine doğru bir hareket. Tabi arada var destekler. 2.10, 2.13 desteği var. 2.13 desteği de kırılıyorsa 2'ye doğru dediğim gibi bir gevşeme ihtimali akla gelebilir. Öyle bir senaryo en azından bir kenarda, aklınızın bir kenarında tutulabilir EKGO'da. Şu an için tırmanış veya işte yani bir yukarı hareket ifade edecek bir pozisyonda değil. Öyle bir grafik henüz oluşmuş durumda değil. Onun oluşması için burada 2.50'lerin üstünde kapanışlar, 2.55 bandının hatta üstünde kapanışlar gelmesi lazım. Yani yukarıda takip edecek alan da o. 2.55'in üstüne alıcılar geliyorsa elbet ki arkasından 2.75-2.80 o civarlardaki dirence odaklanır diye düşünüyorum piyasa. Zaten hani öyle bir durumda alıcı gelmiştir artık. Rahat, grafik rahatlamıştır da denilebilir. Yeni bir tepe yapmıştır. Böyle zamanlarda ve o akımın devam etmesi olasıdır. 47 RSI çok keyifli değil, o dengeli. Bir düşüş momentumu da yakalayamadığı için, yani bir yükseliş momentumu da yok. EKG'de bir düşüş momentumu da yok. Onun için RSI 45 civarlarıyla 60 civarları arasında 58-59 o bantta gidiyor geliyor. Yani henüz bize anlamlı bir veri üretmiyor. Makro'ya baktığınız zaman o zaten sat kesmiş ne zaman. Onun da bir önemi yok. Yani 4 Şubat'ta sat kesmiş ama yani destek kırılmadı. 2.25 kırılmadıktan sonra MACD'nin sat kesmesinin, RSI'nin şurada burada olmasının hiçbir önemi yok. Yani onlar ne gösterirse göstersin, piyasada önemli olan desteğin kırılıp kırılmadığıdır. EKGO'da durum bu. Çok büyük bir değişiklik olmadı geçen haftadan sonra. Direnç geçilemeyince açıkçası desteğe, beklenen bir hareket, beklenebilecek bir hareket. Direnç geçilmeyince geçen haftada anlatmıştım. Desteğe doğru hareket gelmiş oldu böylelikle. Herkese iyi haftalar.